başladı mı? Değerli belediye başkanlar. Şimdi Zekiye Hanım da bir sanır alemden. Zannedersem 400 yanından 5 yıldır arkadaşız. Gelen Yörük Beyleri, bildiğim kadarıyla Yörük Devletleri Başkanları, Federasyon ben Başkanları. Evet, babam beni okutmadı. Değerli muhtarlarımız. Evlendirdi. O zaman kızları küçük yaşta evlendirirlerdi. Öyle münasip değil. Hanımefendiler, beyefendiler. İkinci Uluslararası Yörük Festivali ve 23. İstanbul'da ikamet ediyoruz. 47 yıldır İstanbul'da. Hoş geldiniz. Evet, İstanbul'dan Antalya'mıza geldin. Gezmeye geldim ve şölene köklerimi aramaya geldim. Değerli konuklar. Çok güzel. Ben kimim diye köklerimi aramaya geldim. Bir geleneğin tekrar yaşatıldığı konuşabilirsin anladın mı? Tanrı Dağı'nın eteklerinden Ödüge ormanlarından miras. Biliyoruz. Antalya'nın döşeme ilçesi Güzel Sema Mesire alanında yeniden canlandırılan birliğimizi, beraberliğimizi, acile, birliğimizi, nişanı, hasta ikinci Uluslararası Yörük Festivali ve doktor sormuş, neyi var hemşire hanım demiş, tekrar hoş geldiniz. Neyi var hemşire hanım demiş, uğurmuş demiş. 1994 senesinde çocuğu sordum, neyi var diye demiş. Atılmış, çıkmış, gitmiş yolumuzun demiş. Çok uzun, çocuğu tedavi gönderdikten sonra engellerle dolu olduğunu biliyordum. Sen kimsin demiş. Ancak senin bir boyun var, senin bir bizim hani mevcut olduğun bir şeyin var, aşağıdık şeyimizin bir dilim var demiş. Sen kimlerden? Çünkü o da demiş ben Türk'üm bilmiyorum demiş. Bu dava sadece yörük yaşatılması gayreti değil. Yal başta böyle söyledi. Binlerce yıllık Türk kültürünün ayağa kalkması, demiş deneme benim demiş şey derler, yörük kızı derler. Anneanneme yeni kızı derler. Herhalde yörükçedir demiş. Bizim yolumuz kurdu bir yol. Biz kimiz acaba diye. Davamız, ilahıcı dava. Hemşire kızımız mahallesini araştırıyor. Bilmiyor. Kültürünü bilmiyor ama araştırıyor. Araştırmıyor. O gün duyuyor. O gün duyuyor. Kültürü olduğunu o gün duyuyor. Zekiye teyze öğretememiş çocuk. Kültürünü. Bulunduğumuz yani yeri İstanbul'a gittik, kaybolduk yani. Attığımız her adımın hesabını verdik. Ondan sonra da bana sordu. Vermeye de devam edeceğiz. Ben de şaşırdım. Sonra çünkü başladım. Biz kimiz 20 senedir geziyoruz. Ve bu proje geliştirdim. Gurbete çıkmışız. Tarihin seninle bir gün köyünde buluşması. Köyümüzün kayıp çocukları. Sınaya kavuşma günü köyünüze gelin. Temmuz'un ikinci haftası cumartesi günü köyümüze gelin. Sıra-i Rahim günü olsun işte. Aynı bugün anneler günü. Aynı bunun gibi Sıra-i Rahim günü yapalım. Bunu destekleyin, hükümetten isteyelim. Bütün günlerimiz ithaldir. Bak ben bu kağıdı dağıtıyorum. Bu benim projem. Köyümde 2 sene uyguladım. Uygulanmış projem bu benim. Çocuklarımız gurbete gitti. Gurbette kapının önünde kaldı. Kimisi partinin elinde, kimisi tarikatın elinde, kimisi örgütlerin elinde, kimisi sokak adamı oldu. Ben sokaktan geçiyorum, sokaktan geçtiğim sokaktaki adam belki benim komşumun çocuğu ama bilmiyor. Ülkemiz genelinde yüzlerce yörüklükmen derneğinin ve vaktinin kuruluşuna vesile olmuş. İki boyun katı katı verse, bir de evini yapı verse, o çocuk orada olduğunu bilen şehirlerde bu yok. Dernek çok. Öze dönük alt tabakayı yükseltecek projelere ihtiyaç var. Sadece Sıra-i Rahim olduğu gibi yine kenetleşme, birleşme, hizmet, fakire, yoksula, yetime, hissese, aça, şimdi paralarımızı, yardımlarımızı şehirden kim ettiğimizi bilmiyoruz. Belki yardım ettiğimiz insandan silah olarak dönüyoruz. Allah razı olsun. Ayağına, yüreğine sağlık. Sen ne yapıyorsun?